TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Efendim, TRT Radyo 1'e ve Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz, her cuma saat 15'te buluştuğumuz programımızda bu hafta çok spesifik konuyu çok değerli bir konukla konuşacağız. Gündemi kaçırma korkusu olarak nitelendirilen ve literatüre yeni giren FOMO'yu konuşacağız. FOMO nedir? Belirtileri nelerdir? Uzun uzun bir teknoloji, sosyal medya hastalığı. Konumuz ise çok değerli. Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız olacak. Onu telefonla konuk edeceğiz ve merak ettiğimiz tüm soruları soracağız. Onun öncesinde bizi başından beri çok destekleyen sponsorumuz TürkSat'a bağlayacağız ve her hafta yaptığımız gibi Türkiye Gov.tr hayatımızı çok kolaylaştıran E-Devlet kapısının bir özelliğini uzman direktör arkadaşımız Tuğan Avcıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Sanırım kendisi de hatta. Tuğan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Her cuma olduğu gibi gene beraberiz. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Aslında gündemimizde olan ve hani şu an bizi çok yoğun meşgul eden bir konu var. Üniversitelere kayıt konusu. Evet. Ve biz bunu 2 senedir, geçen sene 32 üniversiteyle bu sene tüm devlet üniversitelerine yaygınlaştırma şeklinde e-kayıt hizmetini sunuyoruz. E-Devlet üzerinden. Tamam. Burada gündemimiz olduğu için ve şu anki rakamlarla, sıcak rakamlarla bir bilgi vermek istedim. Tamam. Hem de bu vesileyle bizi dinleyen öğrencilerimizi teşvik etmek anlamında. Çünkü çok fazla talep var ve daha fazlasını da sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda da güven sağlamak gerekiyor. Tamam. Ben hemen isterseniz şeyi söyleyeyim. Bu 28 Temmuz 5 Ağustos arasında açık olacak bir hizmet. Uzaktan üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrenciler üniversitelerine kayıt olabiliyorlar. Eskiden biliyorsunuz hali hazırda da devam ediyor aslında. 1 Ağustos 5 Ağustos arasında 4-5 günlük bir süre içerisinde kişiler kendi bulundukları yerden üniversiteye gidip kaydolabiliyorlardı. Bu süre içerisinde 3-4 günlük süre içerisinde gidip gelmek zorundalardı memleketine. Geri dönmek zorundalardı. Burada harcanan ciddi rakamlar var. Hem orada kalmak durumunda kalabiliyor. İşte bir ebeveynin de gittiğini düşünürsek. Bunun önüne geçebilmek için bir hizmet açmıştık. Bu sene de yaygınlaştırdık. Evet. 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerini düşünürsek aslında ilk gün 62 bin kayıt oldu. Burada toplamda 514 bin öğrencinin kaydolma hakkı var e-kayıda. E-kayıt kullanabilme hakkı var aslında bakarsanız. Ve şu an 125 bin öğrencinin kayıt yaptığını görüyoruz. Oo, süper. Son rakam galiba bu. Bu son rakam. Bugünkü rakam. İlk gün 62 bindi. Şu anki rakam da 125 bin civarında. Ve çok ciddi de şifre dağıtımı bir taraftan bakınca da yani rekor kırıyoruz diyebilirim. 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde 110 bin tane şifre dağıtmış durumundayız. Aslına bakarsanız ciddi bir bilgi var, güven var. Bu önemli bir bilgi. Ve daha fazla öğrencinin de aslında duyup buna katılması gerekir diye düşünüyoruz. Biz tamamını neredeyse bekliyoruz diye düşünmek istiyorum. Ben. Süper, çok güzel bir özellik. Teşekkür ediyoruz Tuğan Bey. Haftaya görüşeceğiz yeni özelliklerle. Teşekkür ederim. Hocama çok selam. Sağ olun. Söyleyeceğiz. Kolay gelsin. Sağ Evet sevgili dinleyiciler, çok önemli bir konuğumuz var ve önemli bir konuyu, benim de çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Nevzat hocamız hatta telefon hattında ve kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Yeni açan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de tekrar edeyim. Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Onunla kendisiyle FOMO'yu konuşacağız. Hocam. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yoğun gündemde sanırım bir toplantıdan da sizi alıkoyduk evet, ama evet, tabii. Telefonun nimetinden faydalanıyoruz. Radyonun nimetinden. Hocam çok şey bir konu. Bize çok gelen bu konuda sorular da var. Bu konuda da sizin önemli yazılarınız, röportajlarınız var. Hocam FOMO nedir? İnsanlar bunu merak ediyor. Böyle başlayalım mı izninizle? Tabii şimdi onun kelime karşı fear of missing out diye geçiyor. Yani çevrim içi olmaktan korkma, kaybetme korkusu. Yani internetle bağlantılı olmaktan, online olmaktan
olmamaktan korkuyor kişi. Yani tamam. Gittiği yerde mesela bakıyor Wi-Fi çalışmıyor. İnternete giremiyorum. Çünkü huzursuz oluyor kişi. Yani kendini böyle ayakkabısız ya da gözlük kullanıcı gözlüksüz gibi bir tarafı eksik gibi hissediyor. Eksik hissediyor. Hissediyor. Yani bu bir korku oluyor. Bu tarz internetle bağlantı kurmaktan kuramamaktan korkma durumuyla ilgili durumu tanımlamak için FOMO hastalığı diye böyle popüler psikolojide kullanılan bir tabir. Onu söyleyebilirim. Bu literatüre geçmiş bir şey değil mi? Bizim adını koyduğumuz bir şey değil yani bu dünyada yani, da. Tabii bütün dünyada bu yani böyle bir kavram var, böyle bir olay çıktı. Yani insanlarda böyle online olamayacağım diye bir korku var. Bunu ne olur bu, tanımlayalım dedi, diye birileri tanımlamış ve genel sorunu ifade ettiği için de kolayca kabul görmüş ve yaygınlaşmış. Yani bütün insanlarda özellikle internetle yakın teması olan bütün insanlarda bu görülmeye başladı. Tam da onu soracaktım hocam. Bu ortak derdi oldu. Bu bir kuşağın veya bir erkek veya bir kadın değil, herkesin sorunu mu oldu? Yoksa bir kuşağı mesela Z kuşağı diyorlar, siz çok iyi bilirsiniz. Yani tabii burada genellikle işte X, Y, Z kuşağı olarak tanımlanıyor. Yani 90 öncesi oluşan doğan kuşaklar genellikle X kuşağı olarak kabul ediliyor. Eski kuşak. Tamam. Yani 90 sonrası bazı görüşlere göre 80 kabul ediyor ama genellikle bu bilgisayar devriminin ortaya çıktığı internet 93'te yaygın kullanılmaya evet. başladı. Ondan sonra 90'dan sonra internette tanışanlar ve genellikle 80 doğumlular ve yukarısı gibi aynı güne de şey de tevafuk ediyor böyle. Soğuk savaş da bitti o dönemde. Doğru. Yani soğuk savaş bitti. Yani dünyadaki o kutuplaşma azaldı. Küreselleşti dünya. Bu küreselleşmenin getirdiği bu politik değişimle birlikte, sosyolojik değişimle birlikte teknolojik bir değişim de oldu aynı zamanda. Bu ikisi birbirine örtüşünce yani, elektronik köy oldu dünya. Yani bir dünyanın ötesinde bir diyelim Kanadalı birisi rahatlıkla Irak'taki birisiyle tanışıyor ve evleniyorlar. Evet. Yani, ve bunu tamamen sanal ortamda yapılıyor. Bu sanal ortamda iletişim kurabilme konusunda bir inanılmaz bir kolaylık ortaya çıktı. Bu inanılmaz kolaylık öngörülemez değişiklikler yaptı insan hayatında. FOMO da bunlardan biri diyorsunuz. Bu da FOMO da bunlardan birisi ve bu bir artık hastalık haline geldi. Karı koca arasına giriyor bu artık. Bu anne çocuk baba çocuk arasına giriyor. Yani gençler bir araya geliyorlar. Herkesin elinde biliyorsunuz cep telefonu. Birbiriyle konuşmuyorlar. Aynı salonda, aynı evde herkes elinde akıllı telefon ve kendi ayrı bir dünyada yaşıyor gibi. Hocam, bu olmadığı zaman da yani evden çıkarken cep telefonu olmadığı zaman geri dönüp alıyor muhakkak. Yani ben yapıyorum yani bunu evet. Burada İzmit'e giderken Gebze'den geri dönüyor mesela. Geliyor telefonunu alıyor tekrar gidiyor. Yani bu derecede şey oldu yani insan sanki temel bir ihtiyaç haline geldi. Tam da bunu soracağım hocam. Siz uzman olduğunuz için mesela ben de yapıyorum bunu. Bunun bir çizgisi var mı? Hani bundan sonrası bu hastalıktır. Mesela sabah kalkınca ilk telefona ben de bakıyorum. Hani bunun belirtileri veya hastalık derecesi nedir? Hani dinleyicilerimizi herkes FOMO hastası mı yani? Telefonun yani şimdi bunu da. Tabii bunu yapabilmek şimdi ayaktan kalkınca mesela nasıl elini yüzünü yıkıyorsan bu artık şey haline gelmişse rutin bir davranış. Bu da bir rutin davranış haline gelmiş ama kişi bunu eline aldığı zaman bağımlılık kriterleriyle yani beyindeki ödül ceza sistemini bozup bozmamasıyla burada şey oluşuyor. Yani kişi günlük yaşam aktivitesini bozuyorsa bu. Yani internete bağlandığı olmadığı zaman yani sanki hayatının en önemli tek konusu bu, tek gerçekliği bu, tek ilgi alanı bu haline gelmişse kişinin. Yani tek ilgi alanı bu haline gelmişse o olmadığı zaman kendisini mesela eşine de kavga ediyorsa, çocuklarla ilgilenmiyorsa, bütün işlerini aksatıyorsa bu durumda o kişi beyindeki ödül ceza sistemini bozduğu için artık bağımlılık haline geliyor. İnternet bağımlılığı haline geliyor. Buna davranışsal bağımlılık deniyor kişiler. Yani bir şekilde insan böyle bir şey olduğu zaman hemen ya olsa iyi olurdu der ama önem ve önceliklerini değiştirmez. Evet, burada önem ve önceliklerini buna göre değiştiriyor kişi.
Ya en büyük belirtisi bu değil mi hocam? Evet. Tabii, sen FOMO hastası. Yapıyorsa hayatında merkezi role girdiyse internete girip girmemek, bu kişi artık bir o internete karşı bir bağımlılık geliştirmiş, teknoloji bağımlılık ve kişi bunu bir amaca yönelik kullanıp kullanmaması. Mesela kalkacak bir insan günü planlaması lazım. Şu saatte şuna gideceğim, bu saatte bunu yapacağım. O kişi eline cep telefonu alıyor. Mesela kahvaltıya gitmiyor. Gidecek iş yerine kaçırıyor. Akışı, hayatın zaman akışı değişiyor bozmuşsa, değil mi hocam? Nasıl? Hayatın akışını değiştiriyor bir şekilde. Tabii, aynen öyle. Hayatın akışını değişiyor. Zaman yönetimini bozuyor. Bu durumda yani orada bir diyelim Facebook'u açıyor. Oradaki şeylere giriyor. Caps'lere giriyor vesaire. Onun içerisinde bakıyorsun bir saat geçmiş. Hmm. Bu sefer dışarıda onu bekleyen birçok iş var. Ne oluyor? Günlük yaşam aktivitelerin rutin akışı bozuyor kişi. Bu artık şeydir. Bu sağlıklı olmayan bir durumdur. Bu tıpkı bir şey gibi, alkol alan bir kimse yani sabah uyanır uyanmaz alkole başlıyor, arıyorsa bu bağımlılık oluşturur demektir. Bu kadar yani, ciddi yani. Beklemeyecek kadar hemen olması gerekir diye düşünüyordur. Peki hocam yani. Bu ciddi şeylerden bahsediyoruz. Hani çok etkiliyor işte ailesini ikinci plana atıyor veya başka işte birinci plandan önceliklerini kaybediyor, zaman akışını kaybediyor. Bunlar çok ciddi şeyler. Hani dinleyicilerimiz de bunları kendisinden test edecektir. Peki bunu tedavi gerektirecek bir durum olmuş oluyor. Ne yapması gerekir? Böyle bu noktada olursa yani kişi mesela bağımlılıkta'nın kriterleri vardır. Mesela bağımlılıktaki kriterler mesela fazla zaman geçirme kriteri. Planlanandan fazla zaman geçirme. Yani mesela gündüz ben internete şu saatte gireceğim, işte maillerime bakacağım, şuna bakacağım deyip diye yani onun için zaman yönetiminde bir yarım saat ayıracaksa, onu yapıyorsa tamam, ama mesela başarısız bırakma girişimleri bir şeyde olur. Yani kişi yarım saat yapacağım diye başlar ama bir saat, iki saat olur. Bırakmak ister, bırakamaz. Ve bunu gittikçe dozunu, saatini artırır. Yani yapmamam lazım der ama durduramaz kendini. Aynı madde bağımlılığı gibi. Başarısız bırakma girişimleri, fazla zaman geçirme. Mesela olmadığı zaman yoksunluk gösterme. Yani gitti bir yere bağlanamadı, eşine bağırıyor, çocuğuna bağırıyor. Ne biçim ya, burada bağlantı yok, wifi yok. Sinirli oluyorsa, öfkeli oluyorsa bağımlılık başlamış demek. Veya oradan kalkıyorsa değil mi hocam? Kalkıp değiştiriyorsa. Yani randevusunun yani ulaşamadığı için çok önemli bir işini erteliyorsa, ihmal ediyorsa, bu hayatında merkezi role, merkezi ilgi alanına internet girdi demektir. Yani internet de bir yere ulaşacak için özel bir amaçla olabilir. Ama sırf online olabilmek için bunu yapıyorsa bir kimse. Yani veyahut da yani mesela gittikçe bir saat zaman geçirirken 2'ye, 3'e, 4'e çıkıyorsa ve planladığından daha çok zaman geçiriyorsa ve tıpkı madde bağımlılıktaki doz aşımı oluyorsa, yani hep mesela tek bir sigara alırken ya da tek bir kadeh alıp elde ettiği keyfi bir müddet sonra 2'ye, 3'e çıkıyor, 4'e bir çıkıyor, bir küçük oluyor, bir büyük oluyor, bağımlılık oluyor. O bağımlılık olmuş oluyor değil mi hocam o zaman? Bağımlılık oluyor. Burada da bir bağımlılık, yani beyindeki ödül ceza sistemini bozuyor şey zaten. Yani buradaki haz alıyor kişi bundan. O haza karşı bağımlı hale geliyor. Onsuz yapamamaya başlıyor. Yani yaşamın temel ihtiyacı gibi düşünmeye başlıyor bunu. Yani bu durumda artık bu kişi ha madde bağımlı ha bu. Onun için davranışsal bağımlılık deniyor. Yani kumar bağımlılığı. Davranışsal bağımlılık. Tabii davranışsal bağımlılık, yani şeydeki sınıflandırma kitaplarındaki ismi Amerikan Psikiyatri Birliği'nin de kabul ettiği tanımlamada davranışsal bağımlılık içerisine giriyor şey, sanal bağımlılıklar. Peki hocam çok güzel hani şeylerini şimdi mesela dinleyen dinleyicilerimiz bu konuda hani kendileri de check etmiştir, kontrol etmiştir. Ben bu özellikleri taşıyorum. Bağımlı oldum. İşte eşime bağırıyorum. Zaman akışını yapamıyorum. Bunun tedavisiyle alakalı neler yapması gerekir? Mesela size gelebilir mi? Sizin sanırım bu konuda çalışmalarınız var. Veya ne önerirsiniz? Yani, tedavide genellikle burada yani kişi bu artık işte bunun şimdi 3 aşaması var. Birinci aşaması yani bununla ilgili bağımlılık yaptığını biliyor ama günlük yaşamını çok bozmuyor. Bu genelde hepimizde var. Kalkar kalkmaz bakıyorsun. Ama yeni bir gelişme var mı? Yeni bir mail var mı? Yeni bir haber var mı? Onu kaçırmak istemiyorsun. Ama mesela diyelim belli bir makul bir süre, diyelim 5 dakika 10 dakika ayırıyorsun, sonra asıl işine dönüyorsun. Bu
kabul edilebilir sınırlarda ve bu kinsanın gelişmesine faydası var. Tamam. Bunun dışında şimdi ikinci aşamada istemediği halde onunla uzun zaman geçiriyor. Ya bir saat, iki saat geçiriyor, ben ne biçim adamım, niye bu kadar zamanımı harcadım diyor ve müthiş yani birçok işi aksıyor, sonra pişman oluyor, üzülüyor. Ama böyle gel gitler yaşıyor. Gel bu artık bir bağımlılık başlamıştır ama ilk aşamasındadır. İlerledikten sonra artık bu benim hayatımın bir parçası, olmazsa olmaz diyor. Evliliği bitirmeye karar veriyor, iş yerine gitmemeye sebep oluyor. Bu derece kişinin hayatını kısıtlıyorsa bu artık klinik tedavi, yatırmak gerekecek noktaya gelmiş demektir. Tamam. Mesela öğrencilere de çok rahatsız, okula gitmiyor sırf bu yüzden. Gitmiyor okula, anne baba ikna edemiyor, götüremiyor. Bütün gün, hatta o derece oluyor ki 24 saat bilgisayar karşısında oturup da kalp krizi geçirip ölenler var. Güney Kore'de öyle vakalar var. Okumuştuk öyle. O demini çekti diye annesini yaralıyor, bıçaklıyor. Tuvaletine, odaya gidiyor. Tuvalete gitmiyor. Odada su kapı yapıyor. Yani ihtiyacını odada karşılıyor. Kaba yapıyor. O kadar gitmeye bile zaman ayırmıyor mesela. Bu üçüncü aşama en artık herhalde tedavisi zor aşama. Öyle mi gözüküyor? Bu safhada yatarak tedavi gerekiyor. Yatırılıyor. Ve tedavide de zaten ilk başta sosyal, duygusal yoksun bırakmak oluyor. Yani izole etmek, görüştürmemek. Ve diğer madde bağımlılığına göre biz klinikte yatırdığımız vakalar var. Özellikle gençlerde çok oluyor ve çabuk düzeliyor. Ha, yani biz mahrum bırakıyoruz önce. Yani yoksun bırakarak bir tedavi yapıyoruz. Uzak tutuyoruz. Bir müddet sonra o krize girir gibi oluyor. Onsuz yapar ama bir müddet sonra bakıyor ya, bu olmadan da zevk almayı başarıyormuşum diyor. Yeni ilgi alanları yapabiliyormuşum diyor. Zarar algısı oluşturuyoruz. Yani bunun yöntemine biri ambivalans oluşturmak. Tamam. Üçüncüsü zarar algısı oluşturmak. Yani ambivalans oluşturmak da bu yaptığı işi sorgular hale gelebilmek. Yani bu yaptığım iş benim için doğru mu değil mi? Yani gerçekten kar zarar analizi yapıyor. Yani bunu yapmak gerçekten ben yaptığım doğru geliyor bana ama bak bu başka örnekler de var, benim gibi olanlar var. Bu şekilde yapmak benim yani kısa vadede beni mutlu ediyor ama orta ve uzun vadede bana zarar verecek bu diye kafasında soru işaretleri uyandırıyoruz. Yani ambivalans oluşturuyoruz. Tamam. Ondan sonra da zarar algısı oluşturuyoruz. Yani böyle devam ederse kaybedeceği şey budur, kazanacağı şey budur. Ve izole ediyoruz bir müddet. Ondan sonra kişi bir müddet sonra artık tedavi içerisinde saatli kullanma yapıyoruz. Yani günde bir saat, günde üç saat gibi. Ha, kısıtlıyorsunuz yani, hocam. Kontrol yapabiliyorsa sözler uyuyor. Diye olmasa dış kontrolla birisini görevlendiriyoruz mentor tarzında. Ve onunla ve tedavi oluyor. Düzelmeyecek bir şey değil. İnternet bağımlılığı, madde bağımlılığına göre çok daha hızlı ve kolay sonuç aldığımız bir durum. Ama farkına varabilmesi işi kolaylaştırıyor kişinin. Ama sosyal sonuçlarında hareket ediyoruz. Yani böyle eşler, anne baba, çocuk bu konuda dozu kaçırdığı zaman aman çocuk şöyle diyor anne baba, ya evin güvenli ortamında bırak internetle ilgilensin diyor. Evet hocam, onu çok söylüyorlar. Sokakta çıkıp da başkalarıyla tanışabileceği, aslında evin güvenli ortamı değil bilgisayar. Bilgisayar evin açık kapısı. İnternet evin açık kapısı. Yani biz orada sanal bir dünyada çocuk sahte bir dünyayla yapıyor. Sahte kimlikler var. Kendi kimliğini saklıyor. Yalan söylemeyi doğal kabul ediyor. Yani internetin en büyük, zaten insanlara en büyük verdiği zarardan birisi yalanı doğallaştırmasıdır. Yani kişi yüz yüze gelmediği için, evet, göz teması kurmadığı için insanlarla, yani kimliğini saklıyor. Kendisini olduğu gibi değil, olması gerektiği, hayal ettiği gibi tanımlıyor ve o şekilde ilişki kuruyor. Dışarıya göre daha kolay yalan söyleniyor. Çok kolay. Yüz yüze gelmediği için insan, çünkü yüz yüze geldiği zaman insanda bir sınır koyma ihtiyacı hissediyor. Utanma dengesi var. Beynin sınır koyma, sınır koyma davranışını bozdu şeyde. Sanallık insanda. Sosyolojik ve psikolojik sınırlarımızı bozdu. Evet. Yani fiziksel sınırlar olmadığı zaman sosyolojik ve psikolojik sınırlar hayal dünyasında oluşmaya başladı ve sınırların bozulması da kolaylaştı. Yani evlerdeki sadakat azaldı mesela, evliliklerde. Evet. Sınırlar bozuldu, ilişki sınırları. Yani birbirlerine dokunmayan ilişkiler ortaya çıktı. Birbirlerine göz teması kurmayan ilişkiler ortaya çıktı. Bunlara ilişki denirse eğer, ne oldu? Psikolojik ve sosyolojik sınırlar bozulduğu için birbirine dokunmayan insanlar çoğaldı. Yani bu yani el sıkışmaya hasret olmaya başladı gençler. Evet. Yani öyle bir sanal bir dünyada dostluk oluştu ki. Yani bu şeyler, fiziksel temasın
bu derece mahrum olması insanlığın gelecek ne getirecek? O bilgisayarla çok ilgilenen kişilerde biz bir şey görmeye başladık. Bir çeşit otistik gibi oluyorlar bu kişiler. Yani bilgisayarla yatan kalkan, hep işi bilgisayar olan, hayatı bilgisayarla geçen, eve gelir gelmez hep bilgisayarın karşısına geçen kişiler. Bir müddet sonra bakıyorsunuz bu kişiler böyle Asperger sendromu denilen otizmin bir formu var. Yani kişi görünüşte otistik değil, tamam, fakat sosyal özürlü, duygusal özürlü kişiler. Aynı zihinsel özürlü gibi, tıpkı ya da fiziksel özürlü, görme özürlü gibi bu kişiler sosyal özürlü, duygusal özürlü insanlar çoğalmaya başladı. Yani oturup sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi bilmiyor insanlar. Yani bu yeni bir özürlük türünü ortaya çıkardı ve bu bilgisayarla çok meşgul olanlarda bu özürlük türü belki de gelecekte tanımlanacak, duygusal özürlü diye. Bu da başka bir konu değil mi hocam? Başka bir hastalık aslında. Bu artık bir, ya görmeye başladık biz bunu, bu profesyoneller olarak. Bunu belki yakın zamanda bunlar insan ilişkilerini bozacak, insanın verimliliğini bozacak noktaya geldiği zamanlarda bunu, bu kimse sosyal özürlüdür diyoruz. Bu kimse duygusal özürlüdür. Yani duygusal temas, duygusal iletişim kuramıyor. Sosyal özürlü, oturup sohbet, paylaşım, muhabbet yapamıyor kimseyle. Bu tarz insanların çoğalmasına sebep oldu bu. Özellikle bu yeni kuşakta, Y kuşağı diye bilinen 80 doğumlu ve sonrası olan kuşaklarda bu gençler mesela oturuyorlar, birine sohbete gidiyor, oturuyor, cep telefonu alıyor, onunla uğraşıyor. Ya karşısındaki adamına bakmıyor, elindeki cep telefonuna bakıyor. Evet, bu bir sosyal özürlüktür bu. Evet. Yani bu yaygınlaştı, bunun yani gelecekte insanlığı bekleyen sorunlardan birisi gibi. Aslında hocam, benim soracağım sorulardan bir tanesine siz ben sormadan cevap vermiş oldunuz. Evet. Geleceğin başka hastalıkları var mı dedim veya bugünün FOMO'dan başka, onları da söylemiş oldunuz. Hocam son bir dakika bir şey sormak istiyorum. Tabii. Siz aslında biz hani teknoloji ve internet programıyız. Şimdi olumsuz bir tablo çıktı gibi ama siz konuşmanız içinde söylediniz. Ben de yapıyorum bunu. Çok da faydalı oluyor. Yani aslında bir dengeyi öneriyorsunuz. Yani bunları, çünkü bunu hayatımızdan çıkartmak mümkün değil. Yani nasıl televizyonu, radyoyu çıkaramadık. Bunda bu hayatımızın kolaylaştıran yönleri var. O dengeyi sanırım söylemek istiyorsunuz. Yani Aynen öyle. Biz bu hayatımızdan çıksın gibi bir talep gerçekçi değil. Yani mümkün de değil. Doğru da değil zaten. Yani burada bunu yönetebilmek, seçici kullanmayı başarmak. Şimdi hayatta amacı olan kişiler, yani sabah kalktığı zaman amacı varsa, geleceği planlaması olan kişiler bu interneti, teknolojiyi o amaçları lehinde kullanırlar. Bir araç olarak kullanıyorlar. Teknoloji bizatihi tarafsızdır. Bizim eğer amacımız yoksa, rastgele yaşıyorsak teknoloji bizi kullanır. Ama evet, bizim hocam, amacımız varsa, günümüz, geleceğimizle ilgili hedeflerimiz varsa teknolojiyi biz kendi amacımıza yönelik kullanırız. Bu araç haline gelir. Amaç olmaz. Eyvallah. Yani interneti araç yaparsak hiç korkmayalım. Ha bir cep telefonu, ha internet, ha otomobil. Hiç fark yok. Eyvallah. Yani bunu amacımız varsa, ona uygun kullanıyorsak ve bu bizim egomuzu tatmin aracı olmamalı. Tamam hocam. Bizim hayatta bir hedefimiz vardır. Somut hedeflerimiz vardır. Soyut hedeflerimiz vardır. Mesela somut hedef evim olsun, arabam olsun vesaire. Soyut hedef nedir? İyi insan olayım gibi. Evet, evet. Böyle hedeflerimiz varsa bu hedefe yönelik bu araçlar bize bir kolaylık sağlar. Evet hocam. Yani amaç olmalı ve araç olmalı ve amaç olmalı. Hocam tabii. son bitirmek zorunda kalıyorum. Vaktimiz tabii, çok sınırlı. Tabii. Siz de toplantıdan zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ederiz. Hocam ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi toplantılar. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. İyi günler. Evet, Dijital Hayat'ta bu haftalık bu kadar. İyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya yeni ve konu ve konuklarla beraber olacağız. Teşekkürler. Türk Saat Dijital Hayat'ı sundu.